Canımız sağ ya. Vatan sağ olsun diyelim. Antalya yıllardır böylesini görmedi. 3 gün süren fırtına afet oldu. Kumluca'da hortum binlerce dönüm sera alanını kullanılamaz hale getirdi. Çiftçinin borçla, harçla, binbir emekle ektiği ürün yerle bir oldu. Sorsan çiftçi deli para kazanıyor. Gelsinler bak, şu anda şu orayı ben kurutacak olsam 500 milyar. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Kumluca halkı kadim imece geleneğiyle kenetlendi. Çocukları gibi gördükleri üretim alanları büyük yıkıma uğradı. Az da olsa yerde kalan ürününü halde alıcı bulur umuduyla kaldırmaya uğraşıyor. Emeklerimiz bu, emeklerimiz. Biz var ya, çocuklara önem vermeyiz, buna çok önem veriyoruz. Böyle toplayacağız, satacağız, uğraşıyoruz. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Bunları kurtaralım diye, en azından çürümeden 5 kuruş ekmek parası etsinler diye. Bunca derdin arasına bir de afet soyguncuları girince üretici isyan etti. 10 gün önceki fiyatla bugünün arasında fiyatta fark yok. Aynı fiyatlar. Yalnız tüketim yerlerindeki noktalardaki bu kara borsacılar, bu rant elde etmek isteyenler, vatan hainleri hem çiftçiyi hem de tüketiciyi zor durumda bırakıyorlar. Biz çamurda böyle cabbak cabbak çamur içinde çalıştık. Bayan açık yete domates 10 lira. Ama bu 10 lira mı gelin de bir de bizim halimizi bir sorun görün bir. Tezgahlarda fiyatlar bir anda tavan yaptı. Oysa Kumluca halinde dün neyse bugün de oydu. 10 sene önce de biberi 3 liraya 5 liraya satıyorduk. 10 sene sonra şu anda geldiğimizdeki nokta hala aynı satış. Ama aldığımız gübre 10 sene önce 25 TL'ydi. Şu an 250 TL. Buradaki problem bu. Tabii onun üstüne böyle doğal afette olduğunda bizim yani elimizde şu an hiçbir şey kalmadı. Burada %100 hasar var. İstanbul'a var ya domates 15 lira, patlıcan şu para. Ya bir de gel bakayım, burada halde 4 lira. Türkiye'nin en büyük örtü altı üretim merkezi Kumluca'nın afet gören üreticisi uyarıyor. Afeti fırsat bilen kara borsacılara piyasa prim vermesin. Ve yetkililer bu kara borsacılarla mücadele etsin. Hiç kimse zannetmesin ki seracılık bitti, üretim durdu, artık böyle bir şey. Ya biz bunu kabul etmiyoruz. Tamam, biz zararı gördük, bizim çiftçimiz zararı gördü. Ama bu ara yerdeki tüketiciyle üreticinin arasına girmesinler. Tüketici de biziz, üretici de biziz. Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe, afete ve zarara rağmen çiftçinin üretmeye devam edeceğini belirtti. Biz bunu yine üretmeye devam edeceğiz. Toprak bizim anamız, babamız, sevgilimiz, çocuğumuz, aşkımız. Bizim toprakla yumrulduk, toprakla özdeştik. Toprak bizim her şeyimiz. Vatan Partisi afet bölgesinde üreticileri ziyaret etti. İl Başkanı Rıza Türkmen de devletin üreticiye elini bir an önce uzatmasını istedi. Hızla buradaki üreticimizin sorunlarını çözüp onlara çözümler bulup üret arkadaş dememiz lazım. Devlet olarak, millet olarak onlara bu konuda yardımcı olmamız lazım. Hemen yetkililerimiz bu durumu fırsata çevirmek isteyenlere karşı önlemler almalı, gerekli uygulamaları yapmalı.